Yol, yollar. Yollardaydık hep. Emri bir maruf olur. Dağ başında bir garibin düğünü olur. Metin Hoca gider. Adamın pasaportunun arasına biletini koyuyor. Hatırı sayılır da bir para koyuyor. Adam Müslüman değil. Veriyor. Bu diyor sana Hazreti Muhammed Mustafa'nın hediyesi sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmetli dedem dervişleri, hocaları çok severmiş. O derviş veya hocalar köyünden geçtiği zaman fakir olmasına rağmen ne var ne yok saçarmış önlerine. Bir gün ezan okuyor, ses yok. Tek başına namazı kılıyor. Geliyorlar babama, bir, iki. Ulan ezan okuyoruz, giden yok, giden yok. Babam açıyor bu sefer mikrofonu. Sela veriyor ama devam ediyor yani. Bırakmıyor selayı. Sanki 10 tane ölü var. Köylü artık en son diyor ki, ya ne oluyor ya, kim öldü? Geliyorlar, hoca kim öldü ya? Ha böyle böyle sela verip duruyorsun be ya. Babam da diyor ki, siz öldünüz. Ümmetin bir ve kenetlenmiş sorunlarını içeride halletmiş, dışarıya malzeme vermemiş, sağlam bir yapı olarak görünmesini sağlamaya çalışıyordu babam. Cenaze fotoğrafı da kesinlikle bunun ispatı oldu. Adım Halil Balkanlıoğlu. 15 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Fatih Süleymaniye'de doğmuşum. Doğma büyüme Fatihliyim yani. İlkokulu burada okudum. Ortaokulla birlikte hafızlığımı da İsmaila Kur'an kursunda yaptım. Daha sonra 94'te mezun olup ondan sonra çeşitli bir iki medresede birazcık Arapça eğitimi aldım. Daha sonra ticarete merak sardım ben. 2005-2006 yıllarında İmam Hatip'i dışarıdan verdim. 2007 yılında hem evlendim, aynı zamanda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde gastal olarak göreve başladım. Kısa süre cenaze imamlığı yaptım. Daha sonra 2009 yılında rahmetli babamın çok isteği üzerine, kendisi çok istiyordu sürekli, yani bir 10 yıldır 15 yıldır sürekli Şam'a gitti. İlim tahsil etmek istiyordu. Oğlum dedi, ben dedi annene de kardeşini de alıp Şam'a gideceğim dedi. Ben de işi gücü bırakıp onunla gittim. Kendi ailemi de götürdüm. Yani babam Şam'a gideceğim dedikten sonra ben dedim eşimi alıp ben de geliyorum dedim. Öyle gittim. Ondan sonra orada hizmetlerinde bulundum. Biraz da ben Arapça okudum orada lisan olarak. Ondan sonra babamlar orada kaldı. 2010'da Diyanet'in imtihanlarına girdim. Diyanet imtihanlarının hepsini kazandım. Mülakatı falan kazandım. Ondan sonra görev aldım. Görev aldığım için ilk Bolu'da Mudurlu Müftülüğü'nde görev aldığım için babam oğlum sen git dedi. Biz de nasıl olsa geleceğiz dedi. Onları Şam'da bıraktım. Tekrar geldim Diyanet'te göreve başladım. Ben 2010'da göreve başladım. 2011'de zaten Şam'daki değişik karışıklıklar başladığı zaman babamlar da geldiler İstanbul'a. Kur'an kursu görevlisi oldum. Daha sonra bir mescitte görevli oldum. Diyanet'ten ayrıldım. Nasıl ayrıldım? Kurumsal geçiş hakkımı kullanarak tekrar eski görevime dönmek istedim. Çünkü benim babam çok hareket halindeydi. İstanbul'a döndükten sonra, özellikle Şam'dan döndükten sonra, yani neredeyse hiç eve uğramıyor gibi bir şeydi. Ben de babama ısrar ettim. Dedim ki, yani dedim ben dedim Diyanet'ten ayrılıp tekrar Edirne Kapı'daki görevime geçip dolayısıyla anneme yakın olmak istiyorum. Hani mesela bir durum olduğunda hastaneye bile götürecek bir adam olmuyor. Babamın evle hiç işi yoktu yani. Hep sürekli hareket halinde olduğu için. Biraz da bu yönden, birazcık da açık söyleyeyim. Hani önümde Abdülmetin Hoca gibi bir imam örneği olduğundan dolayı onu ben Diyanet'te imam olarak hayatıma yansıtamadığım için hep böyle, yani ben bunu yapamıyorum şeyiyle kendi kendime. Çünkü önümde imam kim örnek? Baban var. Hem camiyi ihya ediyor, hem mahalleyi ihya ediyor, hem cemaati ihya ediyor. Ben bir cemaate, bir imamlığa başlamışım. Benim cemaatim aynı yerinde sayıyor. Demek ki bende iş yok. Öyle düşünerek, layık görmeyerek kendimi açıkçası. Gerçekten de öyleydi. Bırakmak istedim. Babam da böyle pek bir ısrar etmedi. Babam baskıcı bir baba değildi benim hiç. Sen bilirsin oğlum dedi. İşte gerekeni yaptık. 2018'de tekrardan kurumsal geçiş hakkımı kullanarak Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne geldim. Ama bu sefer tabii yönetim binasına. Yani cenaze işleri vesaire, yani evrak ve organizasyon bölümünde görevli olarak devam ediyorum hali hazırda. Tabii babamdan sonra da ufak tefek, yani %1'i kadar da olsa onun hizmetlerini devam ettirmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar. Çocukluğunla babanla nasıl geçerdi dediğin gibi aklıma şey geliyor. Yol, yol, yollar, yollar, hep yollar. Yollardaydık hep. Emri bir maruf olur. Sıla-i Rahim olur. Dağ başında bir garibin düğünü olur. Metin Hoca gider. Hiç geri vitesi yoktu adamın. Yani Tunceli'den bir dağ başından da 3 kişinin, 5 kişinin, hadi 10 kişinin katılacağı bir düğüne hocam gelir misin ya? Benim kimsem yok diyenin de isteğini geri çevirmezdi. Atıyorum İstanbul'da merkezi bir yerde 3000 kişilik bir salonda işte kimler var? Çok çeşitli ortamlardan insanların katıldığı
bir düğüne de hiç çekinmeden kürsüye çıkardı yani. Çocukluk hatıralarım hep yoldur. Yollarda geçmiştir. Kazalarımız olmuştur, ne bileyim. Hatırladığım hep böyle kalabalık bir arabaya dolaşıp babam yani sürekli bir emri maruf halinde olduğudur çocukluğumla alakalı. Bir de yani şöyle bir şey, 1980'den sonra o darbeden sonra o durumlardan sonra birçok hocanın sesi kesildiği, içeri alındığı vakit babam yeni yeni piyasaya çıktığı için ondan sonra zaten bir böyle bir yoğunluğu oldu. Kendine bile ilim konusunda yani çok istediği şeyleri böyle yapamaz oldu. Niye? Hep çağrılıyor işte böyle bir eksik var, böyle bir ihtiyaç var. Hep babam sağa sola gidiyor. O yüzden yani 1985-86'dan sonra yani babamla bizim diyaloğumuz çok böyle şeydi yani. Babamı bir kapıdan girerken görürsün ya da çıkarken görürsün ya da yolda berabersen beraber olursun. Bu böyle. Babamın çoğu vakti havalimanında geçmiştir. Havalimanında yatmıştır. Havalimanından eve uğramazdı. Niye? Çünkü mesela misal veriyorum. Atıyorum Sivas'tan gelmiş uçağa diyelim ki. Saat 4'te havalimanına inmiş. Akşam 10'da tekrar uçak var. Şimdi eve gelse havalimanında o vaktini geçirip oradan tekrar diğer uçağıyla mesela Almanya'ya uçtuğu oluyordu. Vakitleri havalimanında geçiyordu yani. Havalimanında yaşadığı çok değişik şeyler, enteresan şeyler de var. Mesela bunu babamın merhametini örnek göstermek açısından anlatayım. Bir gün yine havalimanında, Almanya'dan geliyor bu sefer bildiğim kadarıyla. Camiye giriyorlar. Camide namazını kıldıktan sonra arkadaşlarıyla namazdan çıkıyor. Bir bakıyor ki camiden çıkışta bahçede bir tane turist yatıyor. Yani üstü başı normal, kaliteli bir giyimli fakat caminin bahçesinde yatıyor. Babamın dikkatini çekiyor. Sorun bakayım şuna, niye burada yatıyor diye. Sorduklarında turist olduğunu anlıyorlar. Ondan sonra Alman olduğunu anlıyorlar. Sonra babamın yanındaki sürekli gelip giden, babamın yanına gelip giden Almanca bilen, iyi bilen bir gurbetçi abi. Ne işin var senin burada diyor ona. O da diyor ki ben diyor Türkiye'yi gezmeye geldim. İstanbul'u gezmeye geldim. İstanbul'u gezdim fakat diyor son gün diyor çantamı çaldırdım diyor. Param, pulum, her şeyim, telefonum, bilmem neyim gitti diyor. Yani diyor cebimde bir pasaportumla kaldım diyor. Diyor babam sorun niye burada yatıyor? Demiş ki ben demiş caminin önünde yattım. Çünkü biliyorum ki Müslümanlar merhametlidir. Kimseye de bir şey söylemiyorum ama mutlaka birisi gelir benim halimi sorar. Tabii babamı bu yakalıyor yani bu söz. Tamam diyor hemen havalimanında bir trafik. Bir oraya gidiyor babam bir bilet alıyor. Bir buraya gidiyor bir para çıkarıyor bir şey yapıyor. Adamın pasaportunun arasına biletini koyuyor. Hatır sayılır da bir para koyuyor. Adam Müslüman değil. Veriyor bu diyor sana Hazreti Muhammed Mustafa'nın hediyesi sallallahu aleyhi ve sellem. Havalimanındaki anlarından bir tanesi de bu. Şimdi babam çocukluğu nasıl geçmiş? Çocukluğu 10 yaşına kadar sanırım köyde geçmiş. Çorum Sungurlu Aşağı Fındıklı Köyü. Köyün en yaramaz çocuğuymuş babam. Ondan biraz daha az yaramaz olan bir küçüğü vali olan amcammış. Bunlar bayağı bir yaramazlarmış köyde yani. Amcam babamın yaptığı yaramazlık da neymiş? Kendi bahçelerinin mesela erik bahçelerini tutup mahallenin çocuklarına yoldururmuş böyle. Yani hiçbir şeyleri yok böyle. Hiçbir şey yok. En lüks. İkram en lüks. Yani çocukların böyle görünce gözünün parladığı ikram kesme şekermiş o zaman. Yani 1960'lardan bahsediyoruz. Çok gariban bir çocukluğu geçmiş. Yani dedem çok dar gelirli bir öğretmenmiş. Ama rahmetli dedem dervişleri, hocaları çok severmiş. O derviş veya hocalar köyünden geçtiği zaman fakir olmasına rağmen ne var ne yok. Sedirlerin altına koydukları yiyecekler, oraya işte kışlık ayırdıkları vesaire, tavuğun yumurtasından tut. O tavuğun yumurtası bile lüks bir şeymiş yani. Ne var ne yok saçarmış önlerine. Hiç böyle o konuda asla geri vitesi yokmuş. Hep cömert davranırmış. O yüzden de dedem şey dermiş babama hatta. Bunda bir parantez açarak söyleyeyim. Oğlum senin hem kaymakam hem hoca olmanı istiyorum demiş. Kaderin cilvesi. Babam hukuk fakültesinde okumuş ama hukuk fakültesinden hocalığa geçmiş. Tabii benim dedemin en büyük gördüğü makam kaymakamlık oluyor. İlçeye iniyor ne görüyor? Kaymakam görüyor. Oğlum sen de kaymakam olacaksın hem de hoca olacaksın. Yani diyor hem dünyanın hem ahiretinin makamını alacaksın. Öyle bir hevesi dedemin çocuklarına yansımış. Yani birisi gerçekten hatırı sayılır bir hoca efendi olmuş. Diğeri de gerçekten gittiği her ilde ödül alan bir vali olmuş. Onun bir küçüğü daha var. O da görev yaptığı ilde çok sevilen bir doktor, göz doktoru. Aynı zamanda çok yardımsever de bir amcam. Böyle işte. Babam 10 yaşına kadar filan köyde yaşamışlar. Köyden şehire göçmüşler. Şehire göçtükten sonra babam parasız yatılı İmam Hatip okulunu kazanmış. Çorum'a gidiyor. Çorum'la ilçe arası 70 kilometre. Bisikletle gidiyor.
Ondan sonra yine gariban dedem böyle pek bir şey ona gönderemiyor. Fakat babamın bütün yaramazlığı 13 yaşında son buluyor babası vefat edince. Ailenin en büyük çocuğu olarak sırtına yük binince, kışın değişik yerlerde çalışarak, yazın inşaatlarda çalışarak, tuğla fabrikalarında çamur çiğneyerek, yazın böyle buralardan kazandığı parayla kışın İmam Hatip'te okuyarak hayatını o aralar idame ettiriyor. Çorum'dayken İmam Hatip'in birinci talebesi oluyor. Yani çocukluğunda köyün en yaramazlıkta birincisi. Ama okula geldiği zaman okulda Milli Türk Talebe Birliği dönem başkanlığı yapıyor. Ondan sonra hitabeti çok güzel. Ondan sonra tiyatro kabiliyeti güzel. Ondan sonra bütün arkadaşlarının aynı zamanda çok güvendiği ve kasa olarak tuttukları, görevlendirdikleri, güvendikleri bir lider konumunda bir öğrenci oluyor babam. Mesela düşünün ki Anadolu'dan oraya gelmiş, Amasya'dan vesaire, oradan buradan Çorum İmam Hatip'e gelen talebeler bütün haçlıklarını getirip babama verirlermiş. Niye? Kendilerine bıraktıkları zaman haçlıklarını, 15 günde haçlıkları bitermiş. Ama babama verdikleri zaman babam onu öyle bir iktisatlı, öyle bir idareli, öyle bir programlı harcarmış ki herkese atıyorum 15 gün yetecek para bir ay yetermiş. Babasının vefatından sonra bu sırtına bu yükün binmesiyle birlikte, tabii ki insan hani nasıl yoklukta böyle daha darlıktan gelenler, mutlaka böyle dişiyle tırnağıyla gelenler böyle bir değerli işler yapabiliyorlar. Şimdinin çocukları mesela, bizler diyelim böyle çok böyle hep hazıra konmuş olduğumuzdan dolayı, böyle çok canımız yanmamış, aç kalmamışız vesaire filan olmadığından dolayı pek bir şeyin kıymetini bilmiyoruz, ama onlar biliyordu. Mesela rahmetli babam bu çocukluğunda yaşadığı yokluğu bize yaşatmamak için, babası da sert adammış, babasından gördüğü sertliği bize göstermemek için böyle elinden geleni yapıp, ne kadar böyle kızdırsak kızdıralım yavrucuğum, evladım gibi kelimelerle bize hitap ederdi. Böyle çocukluğu bu şeye geldi. Çorum İmam Hatip'te dediğim gibi böyle bir dönem başkanlığı, Milli Türk Talebe Birliği dönem başkanlığı falan yapmış. Çorum İmam Hatip'ten sonra İstanbul Hukuku dereceyle kazanıyor ve tabii ki buraya geliyor. Böyle ellere bakıyorsun, güneşin battığı yere kadar çim var. Bir de yeni kesilmiş güzel bir kokusu var. Hasta oldum. Şöyle de düşündüm, günde batıyor böyle hafif romantik de bir görüntüsü var. Otlar dedim insanlara mutlu ediyor Metin, aklını başına al. Bir ot kadar bile değilsin. Sana baktığı zaman kaç kişi mutlu oluyor? Bir çiçek bakıldığında adama mutluluk veriyor. Bir çimen sana huzur veriyor. Omzuna konan bülbüller, muhabbet kuşları huzur veriyor. Kıvırarak böyle yüzen akvaryumdaki renkli balıklar sana moral veriyor. Sen ne biçim adamsın ya? Sen ne biçim insansın ya? Akreple mi dans ettiniz? Yılanla mı yaşadınız? Kimden ders aldık biz ya? Kur'an'dan böyle mi ders alınır? Hazreti Muhammed'den böyle mi ders alınır? Fatih'ten, Nakşibseddin'den böyle mi ders alınır? Düzeleceğiz inşallah arkadaşlar. İnsanlar bizim yüzümüze bakmaya doyamayacak. Bir yeşil dokuya, çırpınan bir denize bakmaya doymadıkları gibi. Babam hukuk okurken İslami ilimlere yönelişi nasıl oldu? Hukuk okurken birinci sınıfta aynı zamanda burada ders görüyorlar. İstanbul İmam Hatip'e geliyorlar. Yani İstanbul İmam Hatip'te yurda geliyorlar. Orada yurda gelip giderken yolları İsmail Han'ın önünden geçiyor. Babam o zaman hukuk fakültesi birinci sınıf. İşte ikinci sınıfta mı? Tam olarak hatırlamıyorum ama herhalde ikinci sınıftayken olması lazım. Gelip geçerken şey yapıyor ya, diyor kardeşine, amcama bahsediyor. Ya diyor İrfan, diyor ben diyor şimdi İstanbul'da diyor bir yere gidiyorum, yurda gidiyorum diyor. Ama o yurda giderken diyor burada bir mahalle var diyor. Görsen diyor burada diyor millet diyor eski çağdan kalma diyor. Şehit gibiler diyor bunlar. Hani bildiğin sahabe gibiler diyor. Peygamber Efendimiz'in sahabesi gibiler, giyiniyorlar. Sarıklılar, cübbeleri var diyor. Şalvar giyiyorlar. Kadınlar diyor hepsi çarşaflı diyor. Aynı annem gibi filan. Ondan sonra enteresan, İstanbul'un göbeğinde diyor, ha diyor. Başka bir mektubunda da İstanbul'dan şikayet etmiş annesine. Anneciğim ben İstanbul'a geldim ama burada ahlaksızlık diz boyu. 1978 mi 77 mi? Daha o zamanlardan bahsediyor. O düşüncelerdeyken yolu buraya düşünce bir şok yaşıyor yani. İstanbul'un göbeğinde diyor, amcama anlatıyor. İnanmazsın diye böyle sahabe gibi giyiniyorlar falan. Ha 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 ha. Bir de böyle gülüyor bir de. Bir gülüyor, iki gülüyor. Üçüncüsünde İsmail Ağa'dan içeriye adımını atıyor. Rahmetli Hasbi Hoca, Mahmut Efendi Hazretleri'nin müezzini Hasbi Abdülkerim Hoca Efendi o zaman üniversiteli talebelere ders veriyor, işte sohbet ediyor, onlarla ilgileniyor falan. Babamla babamın çok yakın bir arkadaşı olan rahmetli, o da rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin, Recep Topçam Hoca Efendi'yi, o zaman tabii bunlar talebeler, bunları bir iki davet ediyor, işte içeriye davet ediyor, sohbet ediyor, ondan sonra derslerine davet ediyor, derken evine davet ediyor yemeğe falan filan. Babam düşünceler tamamen değişmeye başlıyor. Ondan sonra Mahmut Efendi Hazretleri ile tanışıyor. Mahmut Efendi Hazretleri babama soruyor, diyor ki sen diyor ne yapıyorsun, neyle meşgulsün? Babam da tabii büyük bir şeyle, şimdi
çok ünlü bir avukat olmayı ya da hakim savcı olmayı kafaya koymuş. Ama kafaya koyduğunda yapan birisi olarak gerçekten de yani hukuk fakültesinde de çok sağlam bir öğrenci olarak devam ediyor. O şeyle, o özgüvenle diyor ki efendim diyor ben diyor hukuk fakültesinde okuyorum diyor İstanbul Hukuk'ta. Bana da Mahmut Efendi Hazretleri'nin bizzat kendisinin söylediği baban diyor geldi diyor koltuğunun altına diyor bilmem ne kitapları diyor. Bana diyor hukuk fakültesi okuduğunu söyledi diyor. Ona diyor böyle bir uyardım diyor. Beni diyor dinledi diyor bak büyük adam oldu diyor. Üniversite bitti. Kesin bir kararla üniversiteyi bırakıyor. Ondan sonra babam amcama diyor ki İrfan diyor ben diyor bıraktım üniversiteyi. Amcam kafayı yiyecek. Amcam da hemen peşinden o da iyi dereceyle hukuk fakültesini kazanıyor. O da İstanbul'a geliyor. Gelirken de hayalleri şu. Oh diyor nasıl olsa diyor abim diyor benden bir üst sınıfta diyor. Bir de diyor başarılı bir öğrenci diyor. Şimdi ben diyor ondan diyor her türlü yardımı desteği alırım. Ben de başarılı olurum. O da başarılı. O da birincilikle bitirmiş. Diğer küçük olan doktor olan da hep birincilikle bitirmiş. Yani çok yokluktan geldikleri için biliyorsun dişleriyle tırnaklarıyla kazıyan insanların o başarısı yok mu? O bizim bu ailede de tezahür etmiş. Şimdi amcam diyor ki ben diyor şok oldum diyor ya diyor. Ben diyor abimi kendime böyle bir örnek bekleyerek hevesle İstanbul'a giderken böyle bir şeyi söylemesi beni de diyor çok şok etkisi yarattı. Çok da hatta kızdım diyor. Çok kızdım diyor. Moralim de bozuldu diyor. Ne zaman ki diyor abim vefat etti cenazesini gördüm. O zaman onun haklı olduğunu anladım diyor. Babamın hukuk fakültesini bırakıp İsmaila'da Mahmut Efendi Hazretleri'nin rahleyi tedrisatında diz çökmesiyle başlayan serüvenin peşinden babama imamlığı getirmiş. Yani babam imam olarak görev almış. İlk önce Şile Ava Hacılar Köyü'nde görev almış. O zaman ben yokum. Oradan Rumeli Feneri, Sarıyer Rumeli Feneri Köyü'nde imam olarak görev almış. O zaman da ben yokum ama annem bana hamile orada. Babam oradan kışın bele kadar karda çamur ayakkabıları çamurlana çamurlana sabah pazar günleri sanırım sabah pazar sohbetine buraya gelirmiş. 2-3 vesait değiştirerek araba yok bir şey yok. Allah'ın onun samimiyetine ikram olarak Allah-u Teala Hazretleri babama hem benim doğumumun yaklaştığı günlerde hem de Mahmut Efendi Hazretleri'ne yakın bir yer olan belediye sarayı var ya şimdi büyük belediye sarayı İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı'nın hemen arkasındaki cami küçücük bir cami var orada Hoşkadem Camisi. O Hoşkadem Camisi'nin imam olarak tayini çıkmış. Hoşkadem Camisi'ne imam olarak tayini çıktığı gibi o belediye sarayının karşısındaki Süleymaniye doğum evinde de ben doğmuşum. Ondan sonra ben doğduktan sonra babam diyor o ara diyor hafızlık da yapıyordum diyor. Senin doğumun diyor benim diyor hafızlığımı diyor birazcık diyor sekteye uğrattı. O yüzden beni hafız yaptı mesela. Tabii sonradan o da gayret edip hafızlığını bitirdi. Sohbetleri de sevildiği için o dönem mesela belediye sarayının arkasındaki camiye şu anın ünlü siyasetçileri bile varmış. Ünlü siyasetçi ve iş adamları. Orada hadis dersleri falan yaparlarmış. O zaman tabii hiçbiri ne ünlü ne bir şey. Oradan sohbetleri işte kendi camisinden ün alıyor. Babamın sohbeti seviliyor. Cemaati çoğalıyor. Annem gelen cemaate çay demliyordu. Nasıl çay demliyordu? Eskiden güğümler olurdu bilirsiniz. Güğüm, bu kadar güğüm. Sobanın üstünde ısıtılır. Onda işte banyo yapılır. O güğümü çaydanlığın altı olarak kullanırlarmış. Kocaman bir güğümü. Üstüne de çaydanlığın alt kısmı, normal çaydanlığın alt kısmını da demlik olarak kullanırlarmış yani. Bir de bir tane, iki tane yani birden böyle. 20-30 kişi, 40-50 kişi böyle geleni gideni eksik olmaz. O yüzden ben küçüklüğümden beri ev misafirsiz kaldım ben sıkılırdım. Misafire o kadar alışmıştım ki evde de camide de hep babamın misafirleri olurdu. Dediğim gibi babamın sohbetlerinin sevilmesiyle, ününün yayılmasıyla, onun ilminin de artması, işte Mahmut Efendi'nin de onu birazcık özel yetiştirmesiyle vesaire, özel bir yönelmesiyle ona babam böyle bir almış yürümüş tabiri caizse. Çok dinlenilen, çok sohbeti olan, artık eve gelmeye bile vakti olmayan birisi olmaya başladı. Allah onun bu gayretlerine, bu İsmaila'ya gönülden bağlı olmasına yani önderine gönülden bağlı olması sebebiyle Şeyhinin camisine en yakın camiyi bu sefer ona ikram etmiş. İsmaila Camisi burada, Acemoğlu Camisi burada. Aralarında 50 metre bir mesafe. Oraya tayin oluyor. Oradan sonra daha bir tabii ki tanınıyor ve böyle devam etti ölümüne kadar. Tam gaz devamı. Yani bu yoğunluğu, bu meşguliyeti her sene, her ay katlıya katlıya devam etti. Katlıya katlıya çoğaldı. Katlıya katlıya yani ilk önce İstanbul, sonra Türkiye, sonra dünyanın her yerine gitmeye başladı. Ben babamı şu kapıda çok görürdüm. Son günleri, son 6-7 senedisi bu evde geçtiği için şu kapıda babamla çok karşılaşırdık biz. Ben eve girecek olurdum. Bir bakardım babamın elinde valiz, üstü başı giyinik. Babama derdim ki bak aklıma gelir bunu her yerde anlatırım. Oo baba hayırdır ya yine nereye gidiyorsun? Babam böyle bakar ne gitmesi oğlum geliyorum der.
ne zaman gittin de geliyorsun derdim. Aradan bir gün geçiyor diyelim belki. Ondan sonra bu sefer tekrar aynı şekilde kapıda karşılaştık. Yine aynı şekilde valizler. Ha baba bu sefer nereden geliyorsun diyordum. Gelmene gelmesi oğlum gidiyorum diyordu. Tamam yani gelmeleriyle gitmelerini geliyor mu gidiyor mu karıştırıyordum ben ya. Takip etmekte zorlanıyorduk. Evet bir arıyordu beni evlat. Baba diyordum neredesin? Bir şey konuşacağız. Evlat işte Almanya'dayım. İşte Belçika'ya geçiyorum. Almanya'da 3 tane sohbet yaptım. Belçika'da şurada 2 sohbetim var. Ondan sonra Hollanda'ya geçeceğim falan. Koşturuyoruz Allah yolundayız evlat deyip trak kapatıyordu. Hemen de bir kapatma huyu vardı. Çoğu zaman mesela aradığımda 8 defa falan aradığımda bir ulaşamazdım. Sonra gelirdim bir yerde bir karşılaşırdık. Kızgınım tabii. Niye telefonuma cevap vermemiş? Babamla aramdaki benim diyalog çok farklıydı yani. Böyle bir yani acayip birbirimize nazımız geçiyordu. Gözlerimizle bile konuşabiliyorduk. Alırdım hemen telefonunu elime bir bakardım. Oho benim çağrı aşağılarda kalmış. Mesaj atmışım bir bakardım 180 tane WhatsApp mesajı gelmiş. Ben kendi mesajımı ara ara bulamadım. Sesimi çıkardım koyuyordum öyle tamam. Tamam öyle olsun. Biz canlı canlı da anlatmaya çalışırız. Derdimi anlatmak için benim babama mesela salı günleri sohbeti olurdu. Şu bindiğiniz asansör var ya 3 kat çıktınız. O 3 katta hani kapıya kadar babamla gelirdi insanlar işte. Kimisinin derdi oluyor, kimisinin tasası oluyor, kimisinin düğün daveti oluyor, kimisi çoğu zaman şu aşağıda bir arabanın içinde bir yarım saat konuşup da evde burada biz onu bekliyor olurduk yani. O ya birisi gelmiş. Daha evine girecek. Sohbet bitmiş. Biteli 2 saat olmuş. Gece saat 1 olmuş. Ben babamla yukarıda gelecek. Yukarıda da işte bazen akraba oluyor. Annem konuşacak oluyor. Bir şey oluyor vesaire. Ben babamla derdimi anlatmaya sürem o 3 katı asansörde çıkana kadar. Tamam ya da hayır. Ya da yaptım yapamadım. Bazen yapamıyorduk da yani. Olmuyordu da mesela. O 3 kat asansörde çoğu zaman derdimi anlatma şeyi yakalıyordum. Babam baba olarak çok yani mükemmel bir insan. Yani nasıl diyeyim, nereden başlayayım, hangi özelliğinden başlayayım böyle bir şaşırıyorum. Yani bir kere aşırı derecede merhametli bir insandı. Yani zaten bu herkese karşı öyleydi. Babam dışarıda neyse içeride de aynıydı. Bazı insanlar vardır böyle dışarıda çok şen şakraktır böyle mesela muhabbet varidir, ondan sonra merhametlidir. Eve gelince böyle aslan kesilir, ağırlığını koyar. Yok. Dışarıda gördüğüm Metin Hoca ile içeride gördüğüm Metin Hoca arasında zerre kadar fark yok. Belki iç giyimde dış giyim farkı vardır yani. İçeride giydiği eşofmandır, dışarıda giydiği şalvar cübbesidir. Başka hiçbir fark yok. Davranış olarak, merhamet olarak, muhabbet olarak, samimiyet olarak, sıcaklık olarak, böyle senin derdinle dertlenen bir baba olarak. Yani hiçbir farkı yoktu dışarıdakiyle. Biz babamı hep merhametiyle, hep böyle kendinden, tabiri caizse kendisini bir döner gibi farz edelim. Hep kendinden kesip bize yedirmesiyle, bize ikram etmesiyle, bize imkan tanımasıyla biliyoruz. Bu da bir zaten şöyleydi mesela babamın babası dediğim gibi çok yokluk gariban bir öğretmendi. Babam yoklukta büyümüştü. Oğlum biz eşeğe bile binemezdik diyordu bana ama benden arabasını asla esirgemezdi atıyorum mesela. Ben küçük yaşlardayken bile daha 18 yaşındayım daha yeni ehliyetimi almışım daha alacağım zamanlarda bile vesaire. Hiç acımazdı yani gözüne gelmezdi verirdi. Ben binemedim siz de binmeyin. Ben çalışarak kazandım siz de böyle yapın değil de daha çok o kendinde gördüğü yok bu aman maddi ve manevi hem duygusal olarak yani babasının ona bir oğlum deyişini çok özlermiş babam mesela ama bize babam oğlum evladım yavrucum diye çok hitap ettiğini hep öyle hitap eder hatırlıyorum. Mesela şurada çok mesela uyuyup kalmışlığım olmuştur. Sabah namazına gelir beni yani bir 10 dakika benimle uğraşır mesela. 10 dakika uğraşır. Bir de sonra derdi ki oğlum seni kaldırana kadar kabir azabı çekiyorum derdi böyle yani. Ondan sonra üstüme binerdi mesela. Ayaklarımdan gıdıklardı falan böyle. Bir baba olarak babam çok yönlü diyorsunuz mesela pikniğe falan gittiğinde nasıl? Mesela ben arkadaşlarımla bizim Kur'an kursunda okurken pikniklerimiz olurdu. Pikniğe giderdik orada top oynardık. Diğer hocalar gibi bazıları işte top oynamayın ya top oynanma öyle falan demez. Hemen böyle paçalarını sıvar. Sarığını çıkartır yerine takkesini takar. Bizimle işte top oynar. İşte hop sen de atsana lan şöyle yapsana. Biz mesela birbirimize amcaoğlu sen bana pas ver sana işte dediğim zaman o da bize böyle bağırdı. Amcaoğlu sen hadi bana at falan filan böyle. Bizim direkt kanalımıza girerdi. Zaten babamın çok büyük bir özelliğiydi bu kanala girmek. İster 70-80 yaşında olsun ister 8-10 yaşında olsun direkt kanalına girebiliyordu yani. Bağ kurabiliyordu. Durmayacaksınız. İmkan var, ortam var, özgürlük var. Çalışmayan haindir. Davet etmeyen, terlemeyen. İşinizin adını söyleyin. Niye varsınız? Niye yaşıyorsunuz? Neyi yaşatmak için? Neyi ayaklar altına almak için varsınız? Söyler misiniz? Gideceksiniz. Çalışacaksınız. Hepinize sesleniyorum. Allah'ın verdiği imkanları, fırsatları Allah için kullanın. Allah'ın verdiklerini Allah'tan saklamayın.
Babamın tutsaklığı oldu, sürgünlüğü de oldu. Yani gözaltına alınması da oldu. Çünkü bazen mesela bir talebe yüzünden o 28 Şubat dönemi ve onun öncesi o dönemlerde çok sıkıntılı böyle işte irticayı baş tehlike göstererek neler döndü neler. O işte o baş tehlike gösterildiği zamanlarda babamla da çok uğraşıldı. Mesela atıyorum Anadolu'dan garip bir talebe gelirdi. Derdi ki babama, hocam ben okumaya geldim, ben sizin gibi hoca olacağım ama ne param var, ne pulum var, ne yatacak yerim var, ne giyecek elbisem var. Babam onu bir yere yerleştirirdi. Cebine parasını koyardı. Elbisesini giydirirdi. Harçlığını verirdi. Ona bir hoca tayin eder. Onu okuttururdu. Onunla da normal ailesi gibi ilgilenirdi. Tak, adamın ailesi çıkardı. Meğer adam ailesini terk etmiş. Ailesi bu İslam'a ve bu tür şeylere ters, zıt insanlar. Oğullarının da öyle olmasını yani istemiyorlar. Şikayet ediyorlar babamı. Babam da mesela talebeyi diyelim ki alıkoymaktan gözaltına alındığı da olmuştur. Daha sonra bu tarz şeylerden ve başka sohbetlerinden dolayı, bazen bazı sözlerinden dolayı ve bazı dışarıdan gelen abuk subuk iftiralardan dolayı gidip ifade vermek zorunda da kalmıştır. Evet, 28 Şubat döneminden sonra sürgünde yaşamıştır. Hatta sürgünden sonra, bu sürgünlerde bizim o 28 Şubat döneminden önce camide Hızır Efendi'nin şehit edilmesiyle alakalı ve akabinde tehditler de almıştır. Ve bunlardan biz de tabii haberdar oluyorduk. Ve tabii ki bu bende çok büyük bir mesela travma oluyordu yani. Böyle bir bekliyordum ki hani öldürülecek mi? İçeriye alınacak mı? Tabii bizde de, annemde de çok ciddi yan tesiri, kötü tesiri oluyordu yani. Sürgün dediğim şöyle, buradan Kayabaşı'na sürüldü. Yani Fatih'ten alıp Kayabaşı, o zaman köy, bilinmeyen bir köy. Şimdi tabii çok gelişti gitti oralar. Bu dediğim benim bundan yani 2000'li yıllar işte yani. Neredeyse 20 sene. 20 sene önce Kayabaşı yani köydü. İneklerin ortalıkta gezdiği. Ama şöyle bir şey, ben bu sürgüne tanık olmadım. Tam askerdeydim ben. Ben 2000-2001 yılında askerlik görevimi ifa ederken işte ettim daha doğrusu. Tezkereye geldim. Çarşambaya geldim. Ben normal evime geleceğim. Geldim bir baktım evde kimse yok. Oğlum dedi babam, şu adrese gel. Allah Allah. Gittim. Bir köye geldim. Bu ne dedim baba, burası? Oğlum artık buradayız. Evimiz burası. Çıldırdım ben yani. Aklım gitti benim böyle. Kabullenemedim. Hiçbir zaman kabullenemedim. Yani Kayabaşı'nı aslında güzel bir yer. İnsanları da güzel. Yani samimi insanlar. Fakat ben İstanbul'un göbeğinde yetişmişim. Hareket, arkadaş çevresi vesaire bilmem ne. Hep burası. Orası bana yani böyle bir şey geldi. Izdırap gibi geldi. Bana öyle geldiyse babam gibi hiperaktif böyle sürekli şey olan bir insan nasıl gelmiştir? Babam oraya sürüldü. Sürüldüğünde tabii çok da sıkıntılar çekti. Geri dönmek de istedi. Geri dönmeye çalışıyordu. Şunu fark etti. Bir baktı ki yani köy, taşındığı köy hani bir haber birçok şeyden. İslam din konusunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu konusunda. Yani gidişat hoş değil. Babamın yani baktığında eksiklik hissedeceği çok şey var köyde. Babam bunu görüyor, diyor ki oğlum Metin, diyor, seni diyor Allah buraya boşuna göndermedi. Boş ver diyor, sen diyor şimdi şeyle uğraşmayı, Fatih'e dönmekle uğraşmayı, sen bulunduğun yerleri yeşer. Sonra oradaki caminin bahçesinde ahır var. Affedersiniz, inek pislikleri, böyle tepecikleri var. Cami kötü halde. Gelen giden de çok yok. Abdesthane yok gibi. Bir iki çeşme. Hiçbir şey yok. Babam bir ele alıyor köyü, camiyi. Bir kere lojmanını güzel yaptırıyor. Camiyi içini dışını güzel yaptırıyor. Gasilhanesinden kocaman bir abdesthanesine varana kadar her yer mermer. O artık ahırlar mahırlar kalkıyor. Orası böyle bir baldök yala güzel bir yer oluyor. Tabii bunları yaparken de köylüyle de ilgilenecek. Babam samimi bir adam yani. Babama uzak gelmez. Şeylik böyle soğukluk gelmez. Hiç gelmez. Bir gün ezan okuyor. Ses yok. Geliyor. Tek başına namazı kılıyor. Bir tane kör topal bir tane adam geliyor. O da eskiden imam mıymış neymiş. Onunla cemaat oluyor. Geliyorlar babama. Bir, iki. Ulan ezan okuyoruz. Giden yok, giden yok. Babam açıyor bu sefer mikrofonu. Sela vermeye başlıyor. Sela veriyor ama devam ediyor yani. Bırakmıyor selayı. Sanki 10 tane ölü var. Köylü artık en son diyor ki ya ne oluyor ya, kim öldü? Geliyorlar, hoca kim öldü ya? Ha böyle sela verip duruyorsun be ya. Babam da diyor ki siz öldünüz. Hepiniz ölmüşsünüz diyor. Ezan okuyorum camiye gelen yok. Bütün bu selaların hepsi sizin içindi diyor. Cemaat bir bakıyor ki lan bu hoca değişik bir hoca. Bu enteresan bir hoca. Bir mail ediyorlar babama. Babam da tabii çok kucaklıyor bunları. Kahvelerine gidiyor, oturuyor. Gidiyor dondurmacılarına, gidiyor dondurma alıyor. Çocuklara ikram ediyor. Gel zaman git zaman. Artık babamın fanatikleri cuma
günleri sohbete köye geliyorlar. Köye geldiler mi köy artık böyle araba hiç görmediği bir araba konvoyu görüyor. Köfteciler möfteciler oluşuyor işte koku satanlar bilmem neler. Köyde şey de canlanıyor yani birazcık. Ekonomi de canlanıyor. Ondan sonra köylüyle çok muhabbet böyle sıkı fıkı oluyor. O zamana kadar yani belki 50 yıl içinde o köyden hacca gidenlerin sayısının belki de daha fazlası babamla birlikte hacca gidiyor. Gençler sakal bırakmaya, şırp ve şalvar giymeye başlıyorlar işte. Babama örnek olmaya, babamla sağ sola sohbete gitmeye başlıyorlar. Ortam orada çok bir güzelleşiyor. Ondan sonra babam işte dediğim gibi anlıyor ki yani ben burası için Allah-u Teala Hazretleri özellikle beni görevlendirdi. Yani sen orada hep herkes var orada dedi. Herkes Fatih'te Bayram Hocası var. O zaman Allah rahmet eylesin. İşte Ahmet Hocası var, Mehmet Hocası var, işte Süleyman Hocası var. Burada hocalar çok. Kaya başında yok. Ben diyor buraya ne yaptım? Tabiri caizse gönderildim. Oradaki babamın samimi çalışması tabii ki. Her zamanki insanları kucaklaması çok bereketli oldu. Oradaki insanlar da onu kucakladılar. Kıymet bildiler diye söyleyebilirim yani. Vefatı nasıl oldu, nasıl haberdar oldunuz dediğinizde yani şu an enteresan bir yerdeyiz biliyor musun aslında? Babamla en son canlı görüştüğüm yer tam burası. Şu kamerayla benim aramdaki 1 metrelik mesafe tam burası. Nokta olarak burası. Aynı halde hala duruyor. Kapıdan girdim, burada oturuyordum. Beni İstanbul dışına yollayacak. Aydın'da kendisinin üzerindeki bir emaneti teslim etmek için beni Aydın'a yolladı. Hatta demiştim ya gönderelim birisiyle. Yok oğlum dedi sen bizzat şahsi sen git kendin ver dedi. Peki dedim. Bekliyorum burada. O da Umre'den yeni gelmiş. Kapıdan içeriye girdi. Ayağa kalktım. Tam burada buluştuk. Şu parmağımı işaret ettiğim yerde. Ya karşı karşıya geldik. Babama dedim. Baba dedim bir şey diyor musun? Ben yola çıkacağım. Cevabı sarılmak oldu. 1,5 saniye sarılırsın. 2 saniye sarılırsın. Bırakırsın. Babam da öyleydi normalde. Sarılırdı. Bir de çatırt bir de sıkardı. Bırakırdı. Babam bana sarıldı. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye geçti. Bırakmadı. Ben bırakacak gibi oldum. Daha sıkı sarıldı. Hayatında ilk defa babamın yaptığı bir şey. Ve böyle sarılı bir halde burada kaldık. Belki 1 dakika böyle. Ben bir anlam veremedim. Tabii ki yani son veda mı meda mı ya babama ölümü yapıştıramıyorum ki. Ben düşünüyorum ki ben ölürsem benden kalanlara babam işte bakar işte şey olur. Aslı arkamda aslan gibi babam var. Ölümü kendime yakıştırıyorum ona yakıştırmıyorum ya. Hiç öyle bir şey aklıma gelmez. Dolayısıyla son görüşmemizin olduğu yer burasıydı. Sarıldık. Bayağı bir uzun süre bırakmadı. Meğerse son görüşümüzmüş. Çıktım gittim Aydın'a. Aydın'daki işimizi hallettik. Hemen dönmeyelim dedik ya ne güzel Haziran havası denize girelim işte arkadaşlarım da vardı yanımda gelmişken denize girelim dedik yani bir gün denize girelim. O denize girdik işte öyle bir güya keyifli bir gün geçmişti. Sabahında beni aradılar kimisi şeyden arıyor Facebook'tan arıyor kimisi normal telefondan arıyor kimisi WhatsApp'tan arıyor kimisi yurt dışından arıyor. Ne oluyor ya dedim ne var bugünün özelliği ne beni rahatsız ediyorsunuz falan. En son tanıdıklardan birisinin telefonuna cevap verdim. Halil dedi babanı hastaneye kaldırdılar dedi. Durumu ciddiymiş dedi. Ne diyorsun dedim. Yani ne durumu ne ciddisi ne var yani durumunda. Ya bilmiyorum işte dedi. Durumu ciddiymiş. Babam öğrendim. Sonra tabii ki kuzenlerime falan ulaştım. Telefonla işte siyasetçiler arıyor. O arıyor bu arıyor vesaire. İçişleri Bakanımızın kanaat önderleri toplantısı olacakmış bir otelde. İşte o otelin konferans salonuna giderken gittiğinde işte kalp krizi geçirdiği ve otelde müdahale edildiği ondan sonra Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ve bu şekilde hayata gözlerine yumduğunu söylediler. Tabii ben uçakla hemen İstanbul'a geldim. Direkt geldiğimde babam adli tıptaydı. Adli tıpa gittim. Kendisini gördüm. Adli tıpın gasilhanesine soktuk. Orada bir eniştem ve değerli bir iki arkadaşım, hoca kardeşimizle, abimizle cenazesini yıkadık, kefenledim, tabuta koyduk. Buraya eve getirdim. Akşam annem ve kardeşim ve akrabalar gördüler. Buraya geldiğinde böyle yüzünde gülen bir ifade vardı. Yıkandıktan sonra tamamen değişti yani böyle gülen bir ifade. Sonra buradan İsmail'a Kur'an kursunun avlusunda o gün sabaha kadar yani uyuyamadık. Sabahta işte yoğun bir kalabalıkla Fatih Camisi'ne buradan böyle bu cadde dolu bir şekilde Fatih Camisi'ne gittik. Fatih Camisi'nden sonra zaten kıyamet koptu. Ortalık karıştı böyle bayağı bir yani bazı arkadaşlarım İstanbul dışından gelirken Şişli'de kontak kapattıklarını söylüyorlar. Trafiğin kitlenmesinden dolayı falan. O cenazesi de onun şanına yakışır ve isteğine ve yaşantısına uygun bir cenaze oldu. Yani nasıl? Cenaze kendisi kalabalığıyla birçok yönüyle vaaz ediyordu zaten cenaze. Cenaze merasiminin
kendisi vaaz ediyor. Yani nasıl? Çok hoca gördük biz, tamam, büyük insanlar, maneviyatlı insanlar, değerli insanlar. Ama mesela babama olan teveccüh onlarda olmadı çoğunda. Niye olmadı? Babama niye oldu? Babam dediğim gibi kimseye Allah yarattı mı bitmiştir. Rahman sıfatıyla kullarına şey yapıyor. Dediğim gibi, anlattığım gibi, hani o gavurun bile cüzdanına para koyup bunu sana Hazreti Muhammed Mustafa gönderdi demesi, cenazede ateist, ondan sonra farklı dinlere mensup Hristiyan yahut nasıl diyeyim farklı siyasi, yani hiç babamla siyasi görüşü uymayacak siyasi tipler, ondan sonra enteresan tipler, entel tipler vesaire, hocalar, işte iş adamları, siyasetçiler, bilmem neler, hepsi cenazedeydi, hepsi. Niye? Hepsini kucaklıyordu babam. Babam cennete yalnız gitmek istemeyen birisi yani. Cennete ben gideyim, aa oğlum gitsin, tamam biz böyle iyiyiz falan. Yok, bütün herkes. Yani hiçbirisini, yani kimisinin saçı uzunmuş, kimisinin işte şort giyiyormuş, işte kimisi böyle küpe takmış, işte kimisi entel kuntilmiş, işte kimisinin dövmeleri varmış falan. Bu ne ya? Böyle yapan bir adam değildi babam. Bana nasıl sarılıyorsa onlara da aynı samimiyetle sarılıyordu. Sarıldığında bir insan size nasıl sarıldığında soğuk mu sarılır? Yani ya da sarılmak da zaten bir marifettir. Kimse sarılmaz da. Soğuk mu sarılır, candan mı sarılır bilirsin. Adam bu etkiyi alıyordu. O etkiyi aldığında yani biz babamın cenazesini bir gün bekletmedik. Eğer deseydik ki hani bir gün daha beklesin, cuma günü cenaze kalksın, o zaman ben burayıları düşünemiyorum ya. Zaten cenazeye çoğu gelemeyen, yani o gelen kadar gelemeyen de vardı neredeyse. Onlar da sonradan geldi. Taziyeler böyle hala daha da bitmiyor. Yunus gibi düşünün. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun deyin. Selama gidiyorsunuz. Sizi sizden daha iyi tanıyan bir Allah'a gidiyorsunuz. Kalkmayın. Bu odada bile bana çok söylemiştir. Oğlum ben istiyorum ki her zaman, her anımla, her şeyde sürekli insanları Allah'a tavlayayım. Başkalarına da söylemiştir. Yani her seferinde benim derdim insanları Allah'a tavlayayım. Hatta ve hatta öldüğümde böyle cenazemle bile ve hatta öldükten sonra insanların rüyalarına girerek bile vaaz etmeye devam edeyim. Yani şöyle düşünün ki, benim babam vefat etmeden önce sosyal medya hesaplarında onu takip eden, izleyen 20 bin kişi falan vardı. Son gününe kadar bundan bahsedeyim. 20 bin kişi. Nişancada sohbeti olurdu, gelirdi 200 kişi. Karşıda Mimar Sinan Camisi'nde sohbeti olurdu, gelirdi 50 kişi. Bazen 8 kişi falan geldiği de olmuş. Bunlar hayattayken. Sosyal medyaya bir tane sohbetini koyardık, izlerdi 500 kişi. Babam vefat etti, takipçi sayısı 100 binleri aştı. Yani düşünün, onun benim hiçbir özelliğim olmadığı halde, yani sırf onun oğlu olduğumdan dolayı daha beni bile yüz binler takip ediyor. Bu öldükten sonra oldu. Nasıl oldu? Öldükten sonra o adamın videolarını izleyerek, hayatını dinleyerek, ya böyle bir adam yaşıyormuş da biz neymişiz de bunu görmemişiz? Nasıl bir nasipsiz bir insanmışız da bununla bir kere bile karşılaşmamışız? Neden bununla bir hayatında bir karşılaşmamışız? Nasıl ah bize vah bize dizlerini döven çok insan var. Yani onun vefatından sonra bu kadar izlenmesi ve meşhur olmasının zaten anahtarı cenazesi. O cenazeyi gören milyon gelmiştir. Çünkü avlu doluydu, yan avlu doluydu, aşağı cadde doluydu, bu cadde doluydu. İnsanlar dediğim gibi Şişli'de kontak kapatmışlardı. Biz buradan cenazeyi belki yarım saat süreyle Edirnekapı'ya, yani bir kilometre öteye götüremedik. İnsanların kalabalığından, ben cenaze arabasındaydım böyle. Caddeler hep ağlayan insanlarla doluydu. Bunların içinde açığı var, yani tesettürlüsü var. Yani değişik tiple insanları var. Kimisi motosikletiyle gelmiş, bandanası böyle bağlı, burası küpeli böyle. Enteresan gözlükler gözünde. Adam gözlerini siliyor filan, ağlıyor hüngür hüngür. İnsanlar ya kim ölmüş, kim ölmüş, kimin kalabalığı, kimin kalabalığı, kulaktan kulağa. Aa bir bakayım sohbeti buymuş, aa PKK'ya bunu söylemiş, aa şuraya şunu söylemiş, aa Afrika'ya gitmiş çocukların sümüklü burunlarını yıkamış, onlara şeker vermiş, onlarla dans etmiş böyle. Bir hocanın böyle böyle oynadığını düşünsenize. Babam insanları Allah'a öyle tavlıyor. Dediğim gibi bak, bir gavura cüzdanın arasına para verdi, sana dedi bunu Hazreti Muhammed Mustafa yolladı dedi. Adam düşünmez mi ya, bilmese bile bu Hazreti Muhammed Mustafa kim diye bir merak etmez mi? Der yani. Düşün, gurbet eldesin sen. Bir tane Müslüman sana diyor, böyle bir şey yapıyor. Kudüs'e gidiyor babam. Kudüs ziyaretinde orada Fransız turistler var. Fransız turistlere çıkartıyor cebinden, işte bayan erkek karışık, onlara susam helvası ikram ediyor. Very good. This sweet, very good. High energy, high energy. Fly it. After it, fly it.
Ona işte bu diyor çok insanı güçlendirir diyor. Böyle yapar şöyle yapar. Ben de diyor Fransa'ya geldim. Orada diyor sohbet ettim böyle yaptım. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. De bu kadar hiç. Hani Müslüman olun falan filan dediği yok. Sadece zaten görüyorlar ya o sarığı kafasında. Yüzünde sakalı. Kalbindeki ve yüzündeki o samimiyeti gitti. Benim babam ehli sünnet olsun, ehli sünnet vel cemaat olsun. Yeter ki her cemaat, her STK ile kucaklaşmış bir tipti. Hepsini de baş tacı yapardı. Ben derdi, Mahmut Efendi Hazretlerinin çeşmesinden su içtim. Ama sen Ahmet Efendi'den içtin, sen Süleyman Efendi'den içtin, sen İsmail Efendi'den içtin, sen Veli Efendi'den içtin, hiç fark etmez. Yani cemaat ayrımı yapmazdı. O konuda STK'lara hepsinin şeyine giderdi ve evet bu onun özel bir gayretiydi. Yani hepsini kucaklardı, hiçbirine bir ötekileştirme şey yapmazdı. İnsanların birbiri hakkında en ufak bir olumsuz bir şey duyduğunda böyle birbirlerine atışmalarını görüyordu. Yani işte tamam ehli sünnet ve cemaat fakat kimisinin bir konuşma hatası var, kiminin bir düşünce hatası var, kiminin bir takım tamam ciddi hataları da var ya da az ciddi hataları var. Bu hataları konuşmak, bu hatalarda işte onun hatasını ifşa etmek ve ben bak onun hatasını ifşa ettim işte o hatalı ben değilim işte falan ben düzgün konuşuyorum falan demekle bu olay araları açıyor. E tabii ki o da sonuçta bir insan, o da bir savunmaya yaşıyor, o da bir laf söylüyor. Bu kavga ortamını babam hiç sevmez. Çok ciddi zarar veriyor. Aynen yani sen onu kötülüyorsun, o da sana bir cevap veriyor. Yani bu birlik, bu yaklaştırmıyor, uzaklaştırıyor. Müslümanların bir olması yani birlikte olmasını çok önemseyen birisiydi yani. Öyle ayrı olup işte o ona laf at, sen ona laf atsın. Benim babamın şey bir lafı vardı. Mesela bir insan hakkında ona bir şikayet geldiğinde adam hemen ağzını kapatırdı. Derdi ki benim kalbimi o insana karşı kirletme. Şöyle ümmetin bir ve kenetlenmiş birbirinin sorunlarını içeride halletmiş. Dışarıya malzeme vermemiş, sağlam bir yapı olarak görünmesini sağlamaya çalışıyordu babam. Yani bunun peşindeydi. Yani tamam hatamız olabilir. Niye kardeşim bunu medyalardan birbirimize yüklenerek işte falanca şöyle yapmış, böyle yapmış filanca orada o da medyasından cevap versin. Sen de şöyle yaptın, böyle yaptın falan. Niye? Gerek yok. Biz bir arada olalım. Yaralarımızı bir arada birbirimize yakınken saralım. Dışarıya malzeme vermeyelim. Güçlü olalım. Güçlü görünelim. Cenaze fotoğrafı da kesinlikle bunun ispatı oldu. Babam İHA'yla ta 92'den beri yani Bülent Yıldırım abiyle ilk kurulduğu zamandan beri dirsek temaslılar. Birçok yardım konusunda paslaşıyorlardı. Daha o zaman İHA yani çok küçücük bir dernekti. Bülent abinin gayretleri vesaire babamı tabii dikkatini çekti. Çünkü babam zaten müminin derdiyle dertlenmek onun zaten şeyiydi. En önemli özelliklerinden birisiydi. O yüzden İHA'nın 1992'den beri yaptığı bütün hemen hemen her şeyde yani zaten zamanı geldi Çeçenistan oldu. Bu zamanı geldi. Belki Afganistan oldu. Zamanı geldi. Filistin oldu. Zamanı geldi. Mısır oldu. Zamanı geldi. Afrika ülkeleri oldu. Oldu. Yani babam Bülent abinin davetlerine hep icabet etti. Etmeye çalıştı elinden geldiği kadarınca. Tabii babamın da bir takım şeylerine İHA dönüş yaptı. Sağ olsunlar. Dediğim gibi, senin de dediğin gibi Halep'e yardım konvoyunda da oradaydık. Ondan sonra Adapazarı'nda hatta bir molası oldu onun. Orada büyük bir program oldu. Oradaydık. Onunla diriliş buluşmalarında da oradaydık. Yani hepsinde oldu. Mavi Marmara'nın bütün şeylerinde oldu. Mavi Marmara'nın gemisi de var burada hatta. O babamdan kalmadır. Onu çekin. Onun içinde işte yetimler vesaire için hani sadaka kutusudur aynı zamanda. O babamdan kalmadı. Doldu aslında. O verilmesi lazım. Başka da İHA'dan bizim çok kutularımız var. Doluyor, gönderiyor. Babamın arabasında bindiği zaman arka koltuğa hemen önündeki koltuğa bir şey yapmışlardı. Böyle bir aparat bir şeyler, cepler mepler var. Orada da yine İHA'nın böyle bir yuvarlak bir kutusu olurdu. İşte başka bir yardım kuruluşunun bir yuvarlak kutusu olurdu. Daha evden çıkmadan sadakasını verir ya da arabaya bindiğinde binmeden işte bindiği gibi sadakasını verirdi oraya direkt atardı. O da dolduğu zaman verirlerdi. Babam işte Mavi Marmara'dan o kadar çok şey yapıyordu ki babam mesela bir koku dağı. Benim babamın çok meşhur bir huyu vardı. Koku dağıtırdı. Sabah cebine 100 tane koku koyar esans. Mavi o kokunun ismi neydi hatırlayamıyorum ama o kokunun ismini babam değiştirmişti. Herkese verirken diyordu ki bu Mavi Marmara kokusu. Mavi Marmara kokusu. Mavi Marmara kokusu. İşte sağda solda birileriyle karşılaşırdım. Derdi ki işte ben babanızla karşılaştım işte şurada işte şu vakit. Hatta orada bana Mavi Marmara kokusu hediye etti derdi. Ben o Mavi Marmara kokusu değil ki onun ismi o değil aslında. Ama adam o kokunun ismini bile değiştirmişti yani. Öldüğünde bile cebinden 47 tane koku çıktı. O gün sabahtan öğlene kadar dağıtmış birazını. 47 tane koku çıktı hatta onu da söyle peyderpey hediye ettik öyle yani.
yetimhanesi ve camisi ve baktığı yetimler varmış. Bizim bunlardan hiç haberimiz yoktu. E tamam, biz Suriye'ye yardım ettiğini biliyorduk. E tamam, kendi mesela atıyorum annemin kendine bir daire almak için biriktirdiği parayı bile hiç acımadan Suriye'ye verdiğini biliyorduk. Yani mesela bizim için, mesela benim kardeşim için ya da benim için bir takım böyle imkanları oluşturmak için biriktirilen bir takım paraları hiç gözüne gelmeden oraya verdiğini biliyorduk. Vefat ettiğinde mesela onun alacak verecek şeyini kontrol ederken ciddi bir borçla karşılaştık. Mesela borç kalmış, şeref başımızın üstüne. Fakat bu borç hani keyfi bir şey değil, hani şahsi bir şey değil. Hep borçlanıp hayır yapmış, borçlanıp hayır yapmış. Ondan sonra biz elhamdülillah bu sorunu hallettik, gitti. Fakat bazıları da mesela borçlandığı bazı kişiler de babam vefat ettikten sonra gidip huzuruna ya selamünaleyküm işte babam sizden şu kadar borç almış, işte bunu biz ödemeye geldik dediğimizde ya Metin Hoca gitmiş, benim para umurumda mı filan, helal olsun deyip sildiğini de çok gördük. Almış bir yerlerden Suriye'ye yardım etmiş, oraya yardım etmiş, 11 tane yetime bakıyormuş, hiç bunlardan bizim hiç haberimiz yok. Öldükten sonra patır patır patlıyor bunlar. Kimisi arıyor beni, diyorduk ki ya işte diyor ben falanca yerde, falanca bilmem ne yerde böyle işte şeyim, işte hem öğrenciyim hem burada okuyorum okutuyorum, işte babanız benim her ay maaşımı veriyordu. Şimdi babam mesela bir yerde dediğiniz gibi cami yapılıyor, işte bir yerde İHA bir şey yapıyor, bir yerde başka bir kuruluş bir şey yapıyor, her yere koştu. Yani hangi amelin sizi kurtaracağını bilemezsiniz. Ve mutlaka dediğim gibi hem müminlerin derdiyle dertlenen birisi olarak her yerde bir imzası olmasına gayret ediyordu. Ama büyük ama küçük. Mesela insanlar babama getirir para verirlerdi. Derdi ki hocam işte 10 bin lira verdik sana, al bu 10 bin lirayı, bunu dağıt. Babam onu biner biner dağıtırdı ama 1100 dağıtırdı yine. 10 tane 1100 lira verdi. Yani toplamda 11 bin lira olarak dağıtırdı. Gelen o 10 bin lira hayrın üstüne kendi cebinden de bir 1000 lira koyar. Onu da parça parça verdi. Mesela atıyorum 1000 lira geldi, yüzer yüzer dağıtacak ya, onu 105 dağıtırdı. Hepsine bir beşer lira da kendinden koyardı. O yüzden her yerde, her şeyde bir imzası olmasını isterdi. Mesela yoldan geçerken, uzun yolda gidiyoruz, küçük bir mescit gördü, durur hemen orada. Mutlaka o mescidi ziyaret ederdi, orada bir namaz kılardı mesela. Yani her yeri bir kendine bir şahit etme şeysi mi vardı diyeyim, ne diyeyim. Yani bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennemden kurtarın ya da bereketin hangi işte kırıntıda olacağını bilemezsiniz ya da nasıl diyeyim, hangi amelin sizi kurtaracağını bilemezsiniz. Belki yaptığın 100.000 çeşit hayır hiçbir işe yaramadı ama bir tanesinde öyle bir isabet ettirdin ki bütün senin ahiretini kurtardı. Öyle. Şimdi benim babam, rahmetli babam, Allah'ın dostluğunun, Allah'ın sevgili kulu olmanın peşindeydi. Hani diyordu ki hani hepimiz hoca olmayabiliriz. Yani bütün gençlere örnek olsun diye söylüyorum. Kimisi hoca olur, kimisi kasap olur, kimisi mimar olur, kimisi komutan olur, kimisi siyasetçi olur, kimisi sizin gibi mesela medya işleriyle ilgilenir. Ama insan olduğu her konumda, olduğu her meslekte işte Allah'ın dostu olabilir. Nasıl olabilir? Peygamber ahlakıyla olabilir. Nasıl olabilir? Mimarsa Mimar Sinan gibi olmaya kitlenmesiyle, işte devlet adamıysa Fatih Sultan gibi bir devlet adamı olmaya, işte komutansa Halid bin Velid'i örnek almaya gibi şeylerle. Yani diyordu ki babam, sen işte mimarlıkta da olabilirsin, orada da olabilirsin, vesaire bir yerde olabilirsin ama olduğunun en iyisi ol, olduğun yerde de yani işinle Allah'ın rızasını kazanmaya çalış, herkese de peygamber ahlakını yani yaşa ve ne olursan ol, bulunduğun yerde sen Allah'ın dostu olabilirsin. Bu kadar basit. Muhammed'in nebiyyini bildi ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in.